Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokul Haber Merkezi'nin Ekim ayı ikinci hafta yorumlarına hoş geldiniz. Sayın Demet Bahtırcı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerleyiz. İlginç bir hafta değil mi Demet? Ne evet, dersin? Terazi yeni ayından sonra bu hafta biraz gökyüzünde yine oldukça hareketli gezegen hareketleri var. Hareketli gezegen hareketleri çok güzel. Ama gradyatörler artık o gerginliği bıraktılar. Bıraktı. Yeni ay büyüyor. Yeni ay büyüyünce tabii sağa doğru gibi şişiyor. Venüs yay burcuna geçiyor hafta başında 7 Ekim'de. Venüs'ün yay burcuna geçmesi oğlaklar için koruyucu. Koruyucu olacak 12. evlerinde sağlıklarını koruyacak. Evet. Dış dünyadan, insanlardan böyle sevgi alacaklar. Gizli hayranlar ortaya çıkabilir. Hı-hı. Venüs 12. evde zaten gizli ilişkiler demektir. Hı-hı. Gizli hayranlıklar Hı-hı. demektir. Gizli kendisi de hayran olabilir. Hı-hı. Platonik aşkları da temsil ediyor. Venüs kare Neptün var. Mesela bakın bu 7 Ekim'den hemen sonra 10 Ekim Venüs kare Neptün. Evet. Gizli bir hayran ortaya çıkabiliyor. Gizli. İnsanların ona hayranlık hmm. duyduğunu, onun fiziğine, duygularına, düşüncelerine karşı bunlarla hmm. karşı karşıya kalıyor ki oğlak bunlardan hoşlanmaz. Evet, oğlak ciddi. Nere oğlak kadına, oğlak erkeği, oğlak kadın da böyle platonik aşktır, meştir hiç sevmez evet, yani evet, böyle. Evet. Ondan dolayı biraz gerginleşebilir ama oğlak burcu için 8 Ekim'de o yönetici gezegeni Satürn'le Merkür'ün akrep burcundaki kavuşumu çok özel. Evet. Çok özel bir döngü. Zaten bu o döngüde onun hayatında olumlu etkileri sebebiyet verecek diye düşünüyorum. Hı-hı. 12 Ekim'de Güneş kare Jüpiter var. Şimdi bunların detaylarını görmek için birinciokul.com isimli sitemizden günlük burç yorumlarını da takip edebilirler. Ne evet, dersin Demet? Tabii günlük burç yorumlarımızda günlük olarak gökyüzünün hareketlerini daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bu Merkür kavuşum Satürn'le ne diyorsun? O bence kariyerleriyle ilgili ya da sosyal çevreleriyle, arkadaşlıklarıyla ilgili bazı ciddi yapılandırmalar içerisinde olabileceklerini. Belki kariyer ve sosyal çevre birleşecek. Hmm. Belki evet. power'lar olacak. Belki kariyer için belli seminerlere hmm. gidecekler. O seminerlerde belli yapılara, belli bir çizgiye getirecekler. Sosyalleşecekler. Hmm. Yani insanlar hmm. arasına ama ciddi işlere katılacaklar. Ciddi, öyle olgun kişiler olabilir o Satürn oradaki. Merkür sözleşmeler olabilir. Anlaşmalar olabilir. Ciddi bir dönem. Evet. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bye.